Evet sevgili izleyenlerimiz, şimdi yine bir 15 dakikada Seydişehir programında sizlerle birlikteyiz. Efendim, görüntülerin de anlaşılacağı gibi görüyorsunuz kar, değil mi? Evet. Kar yağdı, Rabbim nimetini esirgemedi, bolca yağdı. Böyle dağlar gibi kar her tarafta yığıldı kaldı. Tabii ki kar yağınca da kar mesaisi başladı. Biz de kar mesaisindeyiz. Bu güzellik tabii ki yaza bir nimet, değil mi? Şimdi ilk önce konuşmamızın başında bir Rabbimize şükrederek, hamd ederek başlayalım. Böyle bir nimeti Seydişehir bölgesine ve tüm Türkiye'ye verdiği için, Seydişehir özellikle biz burada yaşadığımız için buradan sorumlu, burayı biliyoruz. Yani işte bir ay önce, bir buçuk ay önce biz ne konuşuyorduk? İklim krizi, ondan sonra kuraklık vesaire gibi konuşmalar yapıyorduk. Ama şimdi Allah'a hamdolsun ikinci sefer, İki sefer üst üste kar yağdı. Yağış da çok güzel oldu. Mesela eskilerin tabiriyle böyle kaymak gibi. Yani yağışın şeyin üzerine, toprağın üzerine. İlk önce yağmur yağdı. Toprak böyle don mon değildi, ıslaktı. Yani kar yağdı. Ondan sonra böyle ılız ılız eridi. Birinci kar, ikinci kar da inşallah böyle olur. Bu şekilde bir kışımız oluyor. İnşallah yani daha kışın ortasındayız. Zemerinin hemen hemen ortasındayız. Bundan sonra da bu şekilde birkaç sefer daha... Bayağı da soğumuş ha. Ben farkında değildim. Tabii yani artık... Yayından çıkınca böyle soğuğu gördük. Artık tescilli olarak Seydişehir Türkiye'nin en soğuk ikinci bölgesi olduğunu geçen dönemde kanıtladı. O ikinci iki gün devam eden soğukta gördük. Yine göreceğiz o eksileri canım. Göreceğiz. İnşallah o şekilde soğuk. Ama yağıyor. Hala da yağıyor şu anda. Olmaz da yani... Şimdi tabii kar yağınca burası Toroslar, burası yani geçen yıllarda belki yağmadı ama her zaman kar yağdığında işte vatandaşın ortak şikayeti, bize gelen ortak şikayeti elektrik ve yolların kapalı olması. Buradaki sorun yani özellikle elektrik konusundaki birinci sorun buranın coğrafi yapısına, buranın işte kış şartlarına uygun sistemin olmaması. Yani elektrik tellerinin hepsi ortada. Elektrik tellerinin hepsi ortada olunca işte bu şeyin tabiriyle, yani elektrikçilerin tabiriyle sulu sepen ve bu şekilde ıslak bir şekilde kar yağdığı zaman tellerin üzerine birikiyor. Tellerin üzerine biriktiği zaman tellerin bunu taşıması mümkün değil. Evet, mahalle aralarında bir hayli kısa devreler oldu, teller yandı, direkler yıkıldı. Tabii yani biz bunu 2017'de yani işte nasıl böyle arazideki direklerin nasıl böyle göçü verdiğini, tellerin o baskısından dolayı nasıl göçtüğünü biz fotoğrafladık, biliyoruz. Onu herkes o zaman gördü. Yine de ona yakın olmasa da şehir merkezinde ve kenar mahallelerde elektrik telleri yer altından gitmeyen bölgelerde bu sorunlar yaşandı ve bu sorunlar yani dünden beri valla sosyal medyada yani özellikle işte bize mesaj atan, telefon açan insanlar ya elektriklerimiz ne zaman gelecek, nasıl olacak gibilerden serzenişte işte telefon açıyoruz, mesaj telefonlarımıza cevap vermiyor, ulaşamıyoruz, ulaşacak merci yok. Yani evde elektrik yok, elektrik olmayınca tabii ki doğalgaz çalışmıyor, doğalgaz çalışmayınca yani ısınacak. Isınacak efendim, yakıt, ışık yok, vesaire yok. Sistem çökmüş, sistem çökünce adamın çoluğu çocuğu var veya kendisi var, herkes böyle aciz durumda kalmış. İster istemez şikayet edecek yani burası bu böyle bir süreci yaşadı yani ama öbür taraftan da arazide çalışan yani mesai mevhumu gözetmeksizin gece gündüz demeden çalışan işte MEDAŞ'ta olan arkadaşlar işte kar temizliğine çalışan arkadaşlardan da aynı şeyi söyleyebiliriz yani adamlar ellerine verilen işi yapıyorlar. Onların elinde de bir şey yok. Onlara söyleyecek hiçbir şey, sözümüz yok. Bu şartlarda yani biz şu anda 2 dakika 10 dakika yani konuşacağız. Yani bu soğukta da onlar çalışıyor tabii ki. Yani adamlar yani yanı başımızda komşumuz ben diyor bir aydır eve gelmiyorum diyor adam gece gündüz çalışıyor ne yapsın? Yani onların sorunu değil. Bu sorun sistemsel bir sorun. Yani sistemsel sorun olarak yani bizden her zaman yani... Plansız ve projesiz çalışmanın unsurları değil mi? Ya tabii yani burası Toroslar kardeşim. Buranın şartlarını ona göre belirleyeceksin. Ona göre işte yani yer altına alınması gerekiyorsa ona göre hepsini yer altına alacaksın. Kalın teller çekmen gerekiyorsa. Ama bak yine benim yanmam var. Görünen köy kılavuz istemez. Şimdi Ama'ya gidiyoruz. Evet, Ama'dayız. Aması bu işte. Görünen köy kılavuz istemez dedik değil mi biraz önce Fahri? Gel uzaklaşma. Evet, görünen köy kılavuz istemez demiştik az önce. İşte Şekil Ağa'da görüldüğü gibi bunların yıkılacağı yani zaten belliydi. Zaten belli. Önceden yani bu görünüyordu. Mahalle muhtarı bunu Ağustos ayında bu direkt yıkılacak diye şey yapmış. İşte bildirmiş, yetkililere bildirmiş.
Ama maalesef hiç kimse dikkate almamış. Gelmişler bakmışlar. Allah'tan ki o yani karın yoğun yağdığı saatte yıkılmış. Burada yani görüyorsunuz. Saat 10 civarındaydı zaten bunun yıkıldığı. Yani ve araç da yoktu o anda zannediyorum. Araç da yok. İnsan da yok. Yani böyle bir direk insanın üzerine düşse ne olur ya? Allah esirgesin yani. Daha orada bak ucu orada. Yani işte dikte duruyor. Şehrin göbeğinde yani böyle bir sorun yaşanıyor. Sırada bu direklerle birlikte bak bu direk iyi ki bu tarafa yıkılmış. Ya şimdi eğer ki bu tarafa değil de öbür tarafa yıkılmış olsaydı o diğer direkler onunla birlikte bu iki direk var şurada. Onlar da bununla birlikte yıkılacak. Şurada var sırada. Bak tellerle birbirine ekli. Şimdi, şu havadakiler. Şimdi bir çelişki var. Atatürk Caddesi'ne bir baksınlar insanlar. Orada nasıl direkler var? Hürriyet Caddesi'ne baktınlar nasıl bir aydınlatma direği var? Fazla söze gerek yok. Hani bu direkler, hani şu direklerin de tez elden acilen değiştirilmesi lazım. Miadı dolmuş. Yamalı Borça gibi ya sen hani telsiz direk yapıyorsun birbirine şey götürüyorsun. Alttaki kablo kopunca o oluyor işte. Öbür taraflarda da öyle ondan sonra dört yani bu büyük bir tehlike. Demek ki yerin altına hattı koyunca da düzgün koyamamışız olay yani bu. İşi düzgün ve şey yapmayınca bu sorunlar yaşanıyor. Evet. Gidelim buradan şöyle. Nereye gidelim? Şu taraftaki direklere bir bakalım istersen gel. Evet, yerimizi değiştirdik. Tabii ki gelene gidene engel olmayalım diye. Kar işte böyle yığılı. Daha da yağıyor. Yağacak da herhalde değil mi daha? Yok. Şu anda yağış olasılığı düşüyor. %35 lira falan düştü herhalde. Yani soğuk. Şimdi soğuk. Soğuk olacak. Gece soğuk olacak, don olacak. Yani kar temizliği hususunda da aynı konusundaki MEDAŞ elektrik konusundaki söylediğimiz şeylerin aynısını söyleyebiliriz. Burası yani Toroslar buralarda yani sen şimdi tüm sistemini dün ben köşe yazımda da bunu belirttim. Yani 20 santim 30 santim kara göre kendini ayarlamışsın. Yani 50 santim kar yağınca bocalayıp kalıyorsun. Ondan sonra işte şeyler görüyorsun. Çarşıyı görüyorsun. Nasıl 20 santim 30 santim ya? Bizim buraya olduğu gibi 1 metre 2 metre yani yağdı olmadı mı? O şey 1 metreye göre sen sistemi ayarlamıyorsun. Eğer 1 metreye kar yağacağını sen şey yapsan sistemini ayarlarsan ona göre hazırlık yaparsın. Ona göre bu karların nasıl kalkacağı hususunda projeler üretirsin. Hı. Yani sen geçen gün bahsediyordun ya. Hı. Yani böyle işte o döndürücü böyle tabii bakıyor. Tır önde vesaire püskürten alet. Püskürten aletler onunla ne yaparsın? Çünkü böyle dağ gibi yığmak bir çözüm değil bence. Bu dağ gibi yığmak her yerde yani bu ana caddelerde böyle sokaklarda adam arabayı koyacak koyamıyor. Yani sokağın bir girişine böyle gitmiş şeyler. Sokağın girişine gitmiş, sokağın öbür taraftaki girecek yerleri kapatmış. Gelirken açmış, giderken kapatmış. Yani bir sürü sorunlar var. Yani şimdi bu Sedişehir ilk defa böyle kar yağmıyor. Yani yıllardan beri böyle bu şekilde kar yağıyor. Bu şekilde kar yağıyorsa insanları mağdur etmemek için, yani bu sorunu bir daha yaşamamak için ondan sonra ne yapacaksın? Ona göre bir sistem üreteceksin, çözüm üreteceksin ve ona göre çalışmalar yapacaksın. Öyle bir çalışma olmadığına göre kar yağıyor, grader işte buradan o ana caddelerden gidip geliyor 3-5 sefer sağa sola yiyor. Ondan sonra 3 gün sonra 4 gün sonra araçlarınızı kaldırın yol temizleyeceğiz tamam yapısın güzel ama ara sokaklar bugün hala ara sokaklar açılmadı diye bize mesaj atan insanlar var. Ara sokaklarımız niye açılmıyor bizim yollarımız ilk günde biz sabahın erken saatlerinde böyle kar yağdığı zaman işte işe gidemiyoruz sokaklarımız açılmadı arabamı çıkaramıyorum gibi bir sürü şeyler var. Biz yani ben bu şehirde 30-35 yıldır bu şehirde yazıyorum. Yaşıyorum ben. Dağ gibi kar yağdığını biliyorum. Önceki dönemlerde bu kadar şikayet gelmiyordu. Ama bu dönemde ve şu yakın dönemde. Sen eskiyi görmedin ya. Eskiyi biliyorum ben. Eskiyi görmedin. Abi şu bak. Benim annem babam gibi zamanında görmedim. Orayı görmedim. Ben şu damlardan böyle karların küründüğü, ondan sonra 3-4 metre yüksekliğinde kar, milletin tünel içinden gidip geldiği. Ama tabii ki o zaman nüfus da azdı ya. Ya nüfus da az. Bu kadar araç sayısı yok. Ondan sonra işte bu gibi böyle sorunlar. İşte herkesin evinde sobası var. İşte elektriği kesilince veya şey kesilince odununu yakıyor, kömürünü yakıyor. Ama şimdi her şey böyle birbirine bağlı. Biri şey oldu mu öbürünü tetikliyor. Yollar evet. Kapandı mı ondan sonra işte işe gidemiyorsun. Elektrik kesildi mi doğal gazın çalışmıyor. Ondan sonra birbirini tetikliyor. Yani evet. Biz burada bize gelen... vatandaşın işte sosyal medyadan gerek ve WhatsApp hattından ve şuradan buradan bize ulaşarak gönderdikleri şeyi dile getirmek zorundayız. Bu şehirde yaşıyoruz. Bu şehir hepimizin. Bu şehrin sorun olmasın.
insanlar böyle mağdur olmasın, insanlar şey çekmesin, zorluk çekmesin. Evet. Hani diye uğraşıyoruz yani. Sosyal medyadaki aktarılan bütün sıkıntı ve bütün çabaları bir de biz aktarmış olduk, bir de biz değerlendirmiş olduk. Tabii ki konuya Fransız kalmamak adına. Tabii, hani gazetecilik. Evet. Gazetecilik, yani bunun mutlaka farklı bir şekli vardır. Bu böyle değil de farklı bir şekilde olabilir. Ya, bu, bazı yerlerde bu, daha bu, havadayken yakalıyorlar, biliyor musun? Yere düşürmüyorlar tabii. Ya, yani ilk günde, yani ilk iki günde yapılan mesela okulların önü açılmamış, ondan sonra okullar temizlenmemiş, yarın çocuklar okula gidecek. Yani şu anda belki yapılıyordur, yani temizlenecektir gece sabahlara kadar ama yani şey sorun, bu soruna bir çözüm üretilmesi lazım. Yani bu şehirde yani böyle devam eden bir sorun olamaz hiçbir zaman. Çözülebilecek bir sorun. Yani diye düşünüyoruz yani insanlara. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek tabii, ayıp. Tabii. Evet, bugünlük de bu kadar yeter diyoruz değil mi? Yeter. Kar mesaisi sona erdi efendim. Yani inşallah daha çok karımız yağar. Yani bu sorunlar... Yani onu tabii ki bekliyoruz. Tabii bu sorunlar olabilir. Yani... Yani biz karın yağmasından... Bunlara katlanmazsak zaten yazında susuzluk var. Şikayetçi değiliz. Mesela şimdi bugün bir arkadaşım bir tanesi şeyden Kumluca savaklarından suyun şeye salındığını söylemiş. Nereye? Çumra veya Konya Ovası'na salındığını söylemiş. Mesaj atmış. Yani demek ki suyumuz çoğaldı. Salınmasını istemeyiz. Ama oranın da suya ihtiyacı vardır. Yani bu konuda da duyarlı olmamız lazım. İlk önce bir kendi ihtiyaçlarımız karşılanıp doldurup taştıktan sonra olaylara gitmesi lazım. Can mı canan mı? Can mı canan mı? Sularımız dolsun. Çumra'ya da gitsin. Konya'ya da artanını gitsin. Veririz nereye canım. Nereye gitsin? Yeter ki yağsın yani, Toroslar. Evet. Metrelerce kar yağsın. Dolsun inşallah. Evet inşallah. İnşallah. Evet sevgili izleyenlerimiz. Şimdi tabii ki biz yine programımıza devam ediyoruz ama konuya binaen her ne kadar 10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla toplanmış olsak da başkanım, sizinle sohbetimiz tabii ki dışarıdaki güzellik o beyaz karla ilgili olacak. Dönemimizde 3 defa büyük kar yağdı. Değil mi? 2016 büyük, yani havada yakalayamadığınız karlar oldu. 45 gün bir kar yağmıştı 3,5 metre. Evet, ilki oydu. Sonrasında bir daha yağdı. Yani 7 yıllık dönemde 3 defa ve her seferinde de sürekli Seydişehir'den gelen şeyler şu. Ya işte sınıfta kaldılar vesaire, şudur budur. Şimdi bu kar temizleme çalışmalarında elbette ki yağan kar fazla. Üstüne bir de elektrik direklerinin yıkılması vesairesi şusu busu eklenince sanki bir doğal afet gibi bir şeyler yaşanıyor. Vatandaş karların temizlenmediği hususundaki sosyal medya paylaşımlarında ne kadar haklı? Yine sesli düşündüm bu arada tabii ki. Ben öncelikle Gazeteler Günü'nü tebrik ediyorum. Konu tabii o gün değil. Ancak Seydişehir'de kar yağdığı zaman buna şükretmek lazım başta. O şükür ayrı tabii Konya'da, ki. O olmasa yazısı olmaz. Konya merkezde kar yok. 2-3 tane ilçede var ve yağan kar özellikle yağmur noktasında Konya'nın ilçelerinin içerisinde en fazla kar alan bölgeyiz. En fazla yağmur alan bölgeyiz. Buna şükretmemiz gerekiyor. Ve karın yollar mutlaka açılacak. Kamyonlarla yüklenip çaya taşınması ya da boş arsalara taşıma hadisesi Türkiye'de birkaç noktada var yıllardır. Bu bir de biziz değil mi hocam? Başlangıçta biziz zaten. Yani bir ilçemiz bir göle 3 kamyon döktü, göl dolduruluyor filan dedi ama biz binlerce kamyon. İlk kar, yağan karda biz 8 gün çarşı içlerinin tamamını, yani ticari aks olan yerlerin tamamını boşalttık. Bazı kasabaları boşalttık. 8 gün kamyonlarla bunu Türkiye'de gelip giden yol kenarındayız, Antalya yolunda. Gelip giden belediye başkanı arkadaşlarımız dönerler sağ olsunlar. Bazı arkadaşlarımız bize güldüler. Ya ne yaparsınız siz diye ya. Kar temizlenir mi? Kar, yani diye mi? Kamyonla kar temizlemek. Kamyonla kaldırımları, yolları, karları toparlıyorsunuz. Yükleyip bir çaya ya da boş bir arsaya döküyorsunuz. Ya bu tamam, ana arterler açılır. Ama bunu yapmak da abartıyorsunuz işi şekliyle. Bizi eleştiren birçok belediye başkanı arkadaşımız oldu. Ama Seyitçeri'de böyle bir gelenek gelmiş.
Buna da biz biraz daha fazla ihtimam göstermek suretiyle geleneği pekiştirdik işin doğrusu. Ve ilk kar yağdığında biz, ilk kar yağdığında bir önceki, yağdığında gece 12'de ekipleri çıkardık. Ya ben vicdanen ümmetin malı, Seydişehir'in malı rahatsız oldum. Gece 12'de 1'de ben gezdim. Grayder ana arterleri açıyor ve bir karış Grayder'in bıçağının önünde toplanan kar. İsraf. Ben rahatsız oldum ama vatandaşın böyle bir talebi ve isteği olduğu için bunu yapıyoruz. Bu yağan karda da biz gece 4'te başladık. İkinci gün saat 9 civarlarında ekipler sahadan çekildi ve açılmadık, yol yoktu. Ancak şu bundan önceki yağan değil mi? Yok, son yağan karda. Şu bugünden bir gün önceki. Tabii canım. Son yağan. Bugünkü yağanı kar saymıyoruz yani. O havada uçuşan kar parçaları. Diyorsunuz yani başkan. Bunlara kar saymıyoruz biz. Biz ama iyi ki ilkinki eridi kar yani. Kar dedik mi biz, en az 30 santim olması lazım. Tabii ekiplerin, çalışacak ekipler, çalışacak araçlar, her aracın sokakları, onları kontrol eden başlarındaki puantörler, bunlar bir program dahilinde gidiyor. Nihayetinde insan da kalp krizi geçiriyor, ölüyor, hastalanıyoruz biz de. Araçlardan bozulanlar oldu. Bu sefer araçlarda fazla bir bozulma oldu mu başkanım? Niye? Çünkü ana arterlerde dolanıyor. Ondan sonra bir bakıyorsunuz mahalle aralarında hep sıkıntı, sosyal medya paylaşımları vesaire. Bozulma şöyle oldu, kar ağır olduğu için kamyonlara taktığımız bıçaklar tabii zorladılar ve baskı balata yediler. Yani bu dönemki son yağan kar orada bazı fazla hasar açtı. Onun dışında yani birkaç saat gecikmeli kalan yerler açılmış oldu. Sonucu itibariyle gece 4'te başlandı, ikinci gün 9'da. Bugün genişletme çalışmaları vardı. Dün 9'da Seydişehir'de açılmadık yer kalmamıştı. Akşam 9'u kastediyorum. Bugün de genişletme çalışmaları yapıldı. Şu anda ulaşımı olmayan yerimiz, sokağımız yok. Birkaç yayla var. Yaylalarda görev dağılımı noktasında büyük araçlar yaylaları açıyor. İşte Madenli'de vardı. Herhalde bugün akşam üzeri geçti Büyük Löder. Onlar da büyük araçlar açıyorlar. Şehir merkezinde ve kırsalda yok. Kırsalda biz özel sektörün cisibisi varsa onlarla anlaştık. Bizim araçlarımız varsa bizim araçlarımız müdahale ediyor. Köylerde bıçak daha önce almıştık zaten biz. 2016'dan sonra. Büyük traktörlere takılan bıçaklar var. Muhtarlarımızın varsa muhtarlarımızın, yoksa köyden çift çeker traktörü olanlar takıyorlar. Onların saatini bu sene mesela 100 liradan dedim, saatlerinizi tutun muhtarlarımızın kontrolünde. Onlar yapıyor. Biz onlara ücretini ödüyoruz. Ha, bazı muhtarlarımız ya da bazı şahıslar ya diyor ki yani ben ücret istemiyorum. Ben bir depo yakıt yaktım başkanım diyor. Ya benim yakıtımı dolduruverin tamam diyor. Bazı arkadaşlarımız da bunu, ama saat tutup da ben 10 saat, ben 15 saat çalıştım diyenlerin ücretini ödedik. Yani bu şunu göstermiyor. Köylü kendi traktörüyle kendi yolunu açtı. Belediye nerede? Böyle değil. Sabotör. Acaba de, böyle yapınca bu böyle mi algılanıyor ki başkanım? Yok, yani şimdi belediyenin bilenler, aracı yok. Ama bilenler biliyorlar da. Ama ben bilmiyorum sabotör, mesela bakıp. Benim gibi Fransız kalanlar vardı belki. Şöyle seni biz bilgilendiriyoruz. Ama olayı mesela bir bilmezsin, ne olduğunu sorarsın. Yetkililerden. Ya siz ulaşamıyor musunuz? Köylü kendimi açıyor ya da nasıl yaptınız bu işi? Bir, hiçbir şey yapmadan açıklama yaparsın. Dersin ki belediye nerede? Belediye işte kar kürümeyi yetiştiremedi. Ondan sonra köylü kendi traktörleriyle yollarını açmak mecburiyetinde kaldı. Böyle bir paylaşım yaparsın. Bizim basın böyle bir paylaşım yaptığından değil, bazı siyasi arkadaşlarımız böyle açıklama yaptılar da, ya olayı bizden öğrenecekler iç yüzünü ya da yalan yanlış iş yapmayacaklar. Tabii basın yapmış olsa basının edebi var, ahlakı var. Bunu sorar, öğrenir. Eleştirecekse gene eleştirir. Şimdi olduğu gibi. Ama sosyal medya olunca adam sosyal medyadan oturuyor gece 12'den sonra. Telefonu olan yazıyor başkanım. Bazen de yani. Kafası çakır oluyor adam, keyfi yerinde oluyor. Ondan sonra yazmaya başlıyor.
Dolayısıyla birinci kaynaktan bilgilerin alınması lazım. Tabi bazıları siyasi, ideolojik paylaşımlar oluyor. Ancak şu da oldu. Şimdi bir doktor arkadaşımız çocuk öksürüyor. 12'yi çağırıyor. 112'yi çağırıyor vatandaş. Hepimizin çocuğu kıymetli. Vatandaşın çocuğu kıymetli olacak. Devletin ambulansı götürecek. Devletin doktoru bakacak. Devletin belediyesi o yolu açacak. Ama benim torunum da hastaydı bu hafta sonu. Yolların hepsini açtınız mı başkanım o zaman? Bir akşam 3 defa ambulans çocuğu alıyor. Çocuk öksürüyor diye geliyor. Ciddi bir şey yok. Diyor ki ya çağırmayın, yazık günah yani 112. Şimdi çocuk öksürüyor diye 3 defa ambulans çağrılmaz. Nihayetinde devletin malı, milletin malı. İkincisi, gelen ihbarların ben kendim de gözlediğim için, sadece personelden geleni nakletmiyorum burada, kendim gözlemlediğim için, kendim konuştuğum için, yerleri kendim gördüğüm için söylüyorum. İnanın %50'si araçların arkasının açılmasına dönüktü. Hastaneye gideceğim, aracımı çıkaramıyorum. Ben araç gönderiyorum, sizi hastaneye alacak, götürecek, muayenenizi yaptıracak, getirecek. Ya başkanım, ben kendi arabamla gitmek istiyorum. Yani arabanın arkasını açtırmaya. Şimdi o kadarlıkta biz kendimiz, Allah'ın bir rahmeti bu. Bakın yazın biz çok susuzluk çektik. İçme suyunu ucu ucuna yetiştirdik. Ama sulama suyunda çok sıkıntı çektik. Ve 2016'dan beri ciddi bir kar yağmıyor Seydişehir'de. Kaldı ki diğer taraflarda hiç yağmadı. Bu gerçekten altından daha değerli olan bir nimet. Dolayısıyla biraz sabır, biraz hoşgörülü davranılması, az da kendi arabamızın arkasında kürek alıp açacağız ya. Kendi dükkanımızın önünde. İyi de başkanım, kendi arabamızın arkasında açıyoruz da belediye getiriyor karı, tam benimkinin arkasına koyuyor. Ne yapalım bu karı, nereye gönderelim biz yani? Ben ne yapayım ya? Freider geliyor, kürüyor bir taraftan. Gelip de tam da benim arabanın arkasında çıkmasın, bu otursun oturduğu yerde diye. Ha, sabotaj yapmışlardır seni. Bilmiyorum artık. Bir iki yanlış olmuş bakın. Hatta bizim meclis üyesinin birinin, gerçekten de öyle olmuş. Okulun birinin kapısını doldurmuşlar. Vatandaşın birinin kapısını doldurmuşlar. Olaya baktığın zaman ya diyorsun, bu adamın yani operatörün bu şahsa karşı ya bir gıcıklığı var, ya da belediye başkanına karşı bir soğuk şey var. Sizi kötüleme, sabote ediyor. Sabote ediyor, kötüleme. Ama bakıyorsun ikisi de yok ya. Niye? Ama yapmış mı yanlış? Yapmış. Adamın kapısının önünü karla doldurmuş. Adam 16 saat, 18 saat operatör iş makinasından inmiyor. Adam artık gözleri kızarmış, kapanmış gözleri. Nerenin yol olduğunu göremeyecek pozisyona gelmiş. Evet. Dolayısıyla arkadaşları da suçlayamıyorum. Çünkü görüyorum, işte bir çorba içiriyoruz ya da bir etli ekmek aracın içerisine veriyoruz. Çalışmaya devam. Her taraf bembeyaz. Yani bazen yaptıkları hatalar, bilmeyerek yaptıkları hatalar oldu. Zaten vatandaş anında bize telefon ediyor. Bakıyoruz. Sağlık Meslek Lisesi'nin kapısının önünü doldurmuş şimdi yani. Okulun önünü yani. Bu adam ne garezi olacak? Varsa garezi belediye başkanına var. Yani adam o yorgunlukla oranın okul olduğu ya da bir giriş kapısı olduğunu görmüyor. Görmüyor. Yani buna benzer belki iki elin parmak sayısını geçmeyecek kadar ciddi hatalar yapıldı. Bunlar da zaten vatandaş WhatsApp hattından ya da görüntüyü çekiyor. Bizim kendi özel WhatsApp'ımıza falan atıyor. Ama soruşturuyoruz. Çocuklar gerçekten gözleri kapanıyor belli bir noktadan sonra. Onun için onlara da bir şey diyemedik. Ama dediğim gibi sabır ya. Sabır. Tabii ki bu nimeti istiyoruz. Bu nimetle birlikte de bu külfete de katlanacağız ama bunu sık sık yaşadığımız için acaba biraz daha tedbirli davranabilir miyiz? Atıyorum siz biraz önce gösterdiniz. Makine parkındaki araçları çoğalttık vesaire, şu bu açıklamaları var. Bu konuyla ilgili araçlarımızda acaba bir eksiklik, bir yetersizlik var mı? Son olarak bunu alacağım tabii ki. Ya yetersizlik sayı olarak şöyle, siz anında bir ilçede, gerçekten şehir merkezinde çok kar yağdı. Dışarıya çıkın, Karabulak'tan sonra kar azalıyor. Gevrekli, Bostanları o taraflarda yok. Gene Ova köylerine doğru azalıyor. Şimdi siz hedefiniz nedir? 24 saatte ya da 12 saatte şehri temizlemek. Evet.
Eğer hedefiniz 6 saatte şehri temizlemekse elinizdeki iş makinasını 2 katına çıkarmanız lazım. O zaman 3 saate çıkaralım başkanım. 3 katına çıkaralım araçları. Olur. 150 araç takviyesi daha yapalım. 150 de operatör takviyesi. Canım kar yağarken havada tutacağız başkanım. Evet. Öyle diyorlar. Karı havada tutma hadisesi. Evet. Allah-u Teala rahmet göndersin. Biz bu vatandaşın hassası olursa, elhamdülillah bizim devletimiz güçlü. Bizim ilçemizde kar ambulansı var. Yani bir metre karda da hastayı alabilecek gücümüz var. Bizim elimizde güçlü iş makinalarımız da var. Yani hastamız olduktan sonra, Allah göstermesin de insanız başımıza geldiğinde, hastamızı alabilecek bizim iş makinamız da var. Devletin ambulansı da var ciddi hastalıklarda. Diğer işlerde de biraz sabırlı olmak lazım. Bir önceki kar yağıyor. Erken başladı. 12'de başladı. 3'te adam görüntü atıyor. Nerede bu belediye? Kardeşim adama bakıyorsun. Çekmiş kafayı. Araç kullanmayı unutmuş. Yani kafa yerinde değil. Aracı kaydırmış. Basıyor bu belediye nerede diye. Daha kar 12'de başlamış. 3'te. 15 santim kar var. Tamam, Rabbim beyazlatmış her tarafı başkanım. Nostalji yaşayacağım diye çekmiş arkadaşımız. Tamam. Arabaya da hakim olamayınca çikolata bitince ne yapacak adam Allah'ım? Onun için yani biz zorunlu durumlarda alabilecek imkanlarımız var her türlü. Fakat söylediğimiz gibi kar yağar yağmaz 3 saatte 5 saatte şehrin tüm sokakları açılabilecek diye peygamber değiliz. Mucize de yaratamayız haşa. Dolayısıyla eksiklikler olur mu? Mutlaka insanın olduğu yerinde eksiklik olur, problem olabilir. Ama bu bir rahmettir. Ama her şeyde de şey çıkarmak gerekir değil mi başkanım? Yani mutlaka daha güzeli, daha hızlısı nasıl olabilir diye daha güzel bir program, daha güzel diye bir şey olabilir. Yani daha güzel bir programda zaten birlikte olacağız başkanım. Şimdi dolayısıyla süreyi bayağı açtık burada. Biz en güzelini yapıyoruz. Bundan başka olmaz ya falan demiyoruz. Öyle bir iddiamız yok. Ama hizmet ediliyor. Yapılıyor. Çalışılıyor. Keyfi de bazı şeylerde ideolojik davranmak suretiyle ya da özel işlerle. Yani biz şunları gördük Ömer Bey. Devletin, belediyenin iş makinası gidiyor. Arkadan ambulans gidiyor. Vatandaşı alıyor. Vatandaş çarşıda iniyor. Ne, otobüs mü bu? Otobüs o. En demokrat olan bir Avrupa ülkesinde, bir Amerika'da siz bunu yapın. Başınıza neler gelir? Hangi cezalarla karşı karşıya gelirsiniz? Yani biz gerçekten özgürlükler noktasında da çok iyiyiz. Ama bunu biraz daha istismar etmemek lazım. Geçen kalp krizinden en son Konya'da vefat etti. 45 dakika ambulans gecikti. Önündeki iki tane hasta gereksiz hastaydı bak. Gereksiz hastaydı. Yani 112'ye ihtiyaç duymayacak hastaydı. Seydişehir'de yaşadığım hadise bu. Konya 2-3 tane ambulans var elimizde. Konya'ya gidiyor 112 hastayı. Diğeri ilçeden 2-3 tane peş peşe geliyor. 2 tanesi gereksiz hasta. Eğer bu gereksiz hastalar 112'yi aramamış olsalardı 3. hastaya 45 dakika gecikilmemiş olacaktı. Ve o hasta vefat etmemiş. Kader ama kadere biz de yapıyoruz. Adeta insanları ölüme sevk ediyoruz. Eğer biz 112 ihtiyacımız olmadan 112'yi çağırıp da arkamızda birinin ölümüne sebep oluyorsak kendimiz de bir check etmemiz lazım bu noktada. Yaşanmış bir hadise Seydişehir'de kısa. Bence o şahıs duydun mu demiştir başkanım. Başka bir şey dememiştir yani. O şahıs da ama ben bir realiteyi konu geldiği için anlatmak istiyorum yani. Evet başkanım, son olarak 2016'da ilk çöken çatı Seydişehir Belediyesi'ne ait Sebeltaş'ın çatısıydı. Bu yağan kar yağışında herhangi bir çatı çöktü mü?
çatı çöktü. İlk çöken değil, o zaman 120 tane çatı. Ama çöktü. En kocamanı sizinkti başkanım. Ya, tabii en olduğu gibi çöken çatı sizinkti. Yok, 120 çatı çöktü Ömer Bey o zaman. 120 çatının içerisinde bir tanesi de bizimkiydi. Ama sizinki komple çökeni. Bizim şeydi yani, Sebeltaş'ın orası hangar, çok büyük bir hangardı. Dolayısıyla çökmesi normal. Bu karda bir iki çatı çöktü. Şey yok. Belediyede yok. Yok, belediyede yok. Onu mu beklersin? Yok. İşin esprisi tabii, tabii ki. Tabii mutlaka. Açıklamalarınız için. Birkaç ahır çatısı çöktü. Eski marangozlar sanayiden de bir çatı çöktü bize gelen. Efendim teşekkür ediyoruz. Biz de çok teşekkür ederiz. Uzunca sesli düşüneceğimiz bir programda sizinle İnşallah. Birlikte olmak temennisiyle sağ olun diyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Evet, devam ediyoruz. Program bitiyor tabii ki. Evet sevgili izleyenlerimiz, 1.15 dakikanın daha sonuna geldik. Her ne sürçülü insan ettikse affola. Bir dahaki programda görüşünceye dek hoşçakalın efendim. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Bol karlı günler efendim.